Cemani Mutfağı'nın herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok lezzetli bir tarif paylaşacağım. Hem bayat pidelerimizi değerlendireceğiz hem de çok güzel bir pizza yapacağız. Yani bayat pide pizzası hazırlayacağız. Şimdi tarifimiz için gerekli olan malzemeleri sayayım. 1 adet domates, 1 adet charleston biber, 2 adet mantar, 2 dilim cheddar peynir. Üzerine salçalı bir sos hazırlayacağız. Onun için gerekli olan yarım yemek kaşığı salça, bir tatlı kaşığı kekik, yarım çay bardağı su, en son üzerine böyle serpmek için de bir kase kadar kaşar peynir ve bayat pidelerimiz var. Benim yarım pideye yakın hani vardı bayat pide. Onu şöyle gördüğünüz gibi mümkün mertebe düzgün bir şekilde dilimledim. Şimdi tarifimize geçelim. İlk olarak salçalı sosumuzu hazırlayacağız. Salça, kekik ve suyu bir kasenin içerisinde karıştıralım. Sosumuz hazırdır. Şimdi pidelerimizi dediğim gibi ben şöyle üçgen şekline benzetmeye çalıştım keserken. Tekrardan keseceğiz. Ortasından düzgün bir şekilde kesmeye çalışalım. Böyle iki parçamız olacak. Hepsini keselim şimdi. Kestiğim pideleri yağlı kağıt serdim, fırın tepsisinin üzerine aldım. Üzerine hazırlamış olduğunuz salçalı sostan süreceğiz ilk olarak. Salçalı sosumuzu sürdük. Şimdi üzerine üst malzemelerini döşeceğiz. Bu arada ben malzemeleri sayarken tuz saymadım. Çünkü hani pidenin ve cheddar peyniriyle kaşar peynirin tuzu benim için yeterli olur. O yüzden hani tuz eklemiyorum. Siz isterseniz üzerine biraz böyle pişirmeden önce tuz ekleyebilirsiniz. Size cheddar peynir yoksa ya da cheddar peynir kullanmak istemezseniz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Şimdi pidelerimizi 200 derecelik fırında ortalama 15 ila 20 dakika kadar pişireceğiz. Sonra çıkartıp üzerine kaşar rendesi serpeceğiz. 15 dakika fırında pişirdik. Üzerlerine şimdi bolca kaşar peynir rendesi serpelim. Pidelerimizi tekrardan fırına koyuyoruz. Üzerindeki kaşar peynirler eriyene kadar pişirmeye devam edeceğiz. Sonra çıkartıp servis edebiliriz. Bayat pidelerden pizzamız hazır. Çok lezzetli ve çıtır çıtır oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hem bayat pidelerimizi değerlendirdik dediğim gibi hem de güzel bir pizza hazırladık. Sizlerin de böyle bayat pidelerinizi ya da bayat ekmeklerinizi değerlendirdiğiniz tarifleriniz varsa videonun yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.